Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibim ve ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar, mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yapı Kredi mobil uygulamasında ödemeler menüsünde kripto platform işlemleri, düzenli transfer talimatı, güvenli alım satım işlemleri ve eğitim ödemelerini inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet, kripto platform işlemlerini nasıl gerçekleştirebiliriz? Para gönderme diyorum. Buradan anlaşmalı olduğu iki kurumu görmekteyiz. Parvı ve VTC Türk Borsaları. Örneğin Parvı'dan bir para gönderme işlemi gerçekleştirmek istersem öncelikle ödeme aracından hesabımızı seçiyoruz. Burada tutara giriyoruz. Tutara girdikten sonra devam diyorum. Burada gönderen bilgilerini, alıcı bilgilerini, işlem bilgilerini görüntülemekteyim. İşlem masrafları görüntüleyebilirsiniz. 5 TL, 20 TL'ye bir 5 TL'lik işlem masrafı çıkıyor arkadaşlar. İşlem tarihimiz bugün. Evet, kripto para platformundaki para boyu görüntülemekteyim ve altında hesap numaramı görüntülemekteyim. Onay dediğim takdirde para gönderme işlemim gerçekleşecek. Evet, BTC Türkiye bakalım. Yine aynı şekilde ödeme aracımı tercih ediyorum. Tutarımı giriyorum. Devam diyorum. Yine aynı şekilde hesap numaram gözükmekte. İşlem masrafım yine 5 TL. Hesap adım, şube adım ve hesap numaramı da görüntüleyebilirim. Onay dediğim takdirde de BTC Türk borsasına para gönderme işlemi gerçekleştirebilirim. Kira ve düzenli ödemeleri bakalım. Yeni düzenli ödeme talimatı oluştur diyorum. Hesap veya kredi kartına ödeme gerçekleştirebiliriz. Buradan isterseniz hesap, isterseniz de kredi kartını tercih ederek ilerleyebilirsiniz. Ödeme aracını seçtik. Buradan IBAN hesap no seçeneklerini kullanarak ödeme gerçekleştirebiliriz. IBAN'da gördüğünüz gibi sağ tarafta bir kamera çıkıyor. Buradan IBAN numarasının fotoğrafını çekerek de hızlıca işlem gerçekleştirebilirsiniz. Talimat adına örneğin kira ödemem diyebiliriz. Açıklamaya da 12. ay kira ödemem diyebilirim arkadaşlar. Ödeme türlerinden. Evet, IBAN numarasını girdikten sonra devam diyorum ve yeni düzenli ödeme talimatı gerçekleştiriyorum. Hesap numarasından yine aynı şekilde hesap numarasını giriyoruz. İşlem bilgilerini doldurduktan sonra devam dediğimiz takdirde yeni düzenli ödeme talimatımızı oluşturabiliriz böylelikle arkadaşlar. Güvenli alım satım işlemlerine bakalım. Burada ikinci el araç satış ve alış işlemleri var. Yeni alış işlemi oluştur diyorum. Bir referans numarası istiyor bizden. Referans numarası da satış işlemi sonunda noter tarafından oluşturan alıcının işleme devam etmesi için gerekli numara. Yani size bu referans numarasını noter tarafından veriliyor. Noter tarafından verilen referans numarasını buraya girdikten sonra alış için yeterli tutarda bakiye girdikten sonra işlemin gerçekleştirmesini sağlıyorsunuz. Aracın alımını gerçekleştirebilirsiniz. Yeni satış işlemi de buradan plaka bilginizi giriyorsunuz. Satış tutarını, örneğin aracınızı 200 bin TL'den satmak istiyorsunuz. Plaka bilgisini girdikten sonra alıcının telefon numarasını girmeniz gerekiyor. Ve paranın yatırılacağı hesabı seçmeniz gerekiyor. Buradan varisi TL hesabınızı seçebilirsiniz. Devam dediğiniz takdirde karşı tarafın parayı göndermesi halinde buradan yine aynı şekilde alış çekmesinde sizin referans numaranızı girdiği takdirde satış işlemini gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, eğitim ödemelerine bakalım. Burada okul ödemelerini bizim için bankanın gerçekleştirebileceğini söylüyor. Okul bilgisini seçiyoruz öncelikle. Örnek olarak bir okulu tercih edelim. Örneğin Antalya Bil Koleji'ni tercih ettim. Kredi tutarına girmem gerekiyor öncelikle. Örneğin kredi tutarımız 500 TL. Öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya yabancı kimlik numarasını girdikten sonra cep telefonu bilgilerimizi dolduruyoruz ve devam dediğimiz takdirde kredimizi, okul ödememizi gerçekleştirmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu sayede hızlıca sadece
bulunduğumuz yerden ödemelerimizi gerçekleştirebiliriz. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.